Merhaba arkadaşlar, ben Osman Muslu. Bugün ne mi yapacağız derseniz, bugün şu arabamızda burada biz yağmur yağıyor diye yükledik yine. Yine ben. Bediren Reis'in arabasına. Çünkü karşıya gideceğiz. Yani 60-70 km uzaklıkta Ali'lerin evine gideceğiz. Ve yağmur yağıyor. Biz de dedik yağmurda ıslanmayalım. Motoru yükledik çünkü bugün yağmur var ve yarın yağmur yok. Biz de yarın motora binerek geleceğiz. Motorumuz da bu şekilde profesyonel bir şekilde bağlanıyor. Bediran Bey harikasınız. Dövmeleriniz çok seksi. Çok incesiniz olsun. Motorumuz özene özene bağlandı. Yani yağmurda bile binmiyoruz. O derecede. Yerler ıslak diye. Hadi gitsin. Hadi gel tersin. Hadi. Hadi gitsin. Bak sağlamlık testlerinden falan da geçiyor. Neyse onu yaparken çizmeyelim de. Yerler ıslak diye arkadaşlar. Motora binmiyoruz bakın. Yerler ıslak diye. Motoru yeni yaptık diye. Bir şey olur diye binmiyoruz. Her şeyden önce bak kırmızı motor diye kırmızı aldım. Oo bu ayrıntıyı unutmuşum bak. Tam tamına aynı renk. Aynı renk tonunu nasıl buldun? Her şey var bu. Özel seçti. İtinayla. Motorumuz. Nakliyecilik yapılır. Harbiden can yapıyor. Efsane. Hatta Ali'lerin oraya gittiğimiz zaman eve çıkarsak mı? Yok. Eğer asansöre sığarsa eve de çıkartabiliriz. Bayağı yolumuz uzun çünkü. Çıkarsın. Yarın da güneşliyken zaten motorla döneceğiz arkadaşlar. Bülent burada kalıyor. Bülent sen orada motoru bekle. Biz de burada gidelim. Hadi gidelim. Geç. Arkadaşlar bu arada videoyu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olabilirsiniz arkadaşlar. Vay. Bülent nerede lan? Olmaya lafları her zaman zaten. Bülent! Oh. Neredesin? Burada. Gel lan gel hadi. Yanımıza gel. Kalsın o kalsın. Gelsin kanka ya 3 kişi sığıyoruz buraya. Polis görürsün. Şey yasak ya. Yasak. Alın yazık değil mi lan çocuğa? Kanka 60-70 km arka tarafta durmak. Yolda çekersin ya Bülent. Ara sıra yer değiştirirsiniz. Evet kanka günah. Arkadaşlar yağmur tanelerini görüyorsunuz. Nerede o maskeniz? Sırf CBR250'nin lastikleri ıslanmasın diye. Yeni yapıldı diye. Koca arabayı çıkarttık. Getiriyoruz yarın da güneşli diye. Bileceğiz zaten. Sponsor ya. Bediran sponsor. Sponsorumuz Bediran Demirci. Biliyorsunuz yolda kaldığımız zaman da geliyor zaten. Nerede olursak olalım. İstersek Ankara'da olalım. Yani 2-3 saat sonra yanımızda bitiyor. Biz de korona marona dinlemiyoruz. Geziyoruz. Tabii ki de tedbirlerimizi alıyoruz. Tedbirlerimizi nasıl alıyoruz derseniz Osman Muslu bufflarıyla kurtuluyorsunuz. Şu anda biz takmıyoruz çünkü bizde virüs yok. Yani başka insanlarla temas etmiyoruz. Sadece aynı kişilerle temas ettiğimiz için ve hiçbirimiz de hasta değiliz, bir şey değiliz. Belki de şeyiz biz. Taşıyıcı. Taşıyıcıyız. Belki de biz yaşıyoruz, hissetmiyoruz. Sadece bulaştırıyoruz. Bulaştırıp bırakıyoruz belki de ama yine de yaşlılardan uzak duruyoruz. Işık kaç. Evet arkadaşlar, saatler sonrasında geldik. Amaçsız Ali de burada. Nasılsın? İyiyim. Saçım nasıl? Çok seksi. Çok kötü bence. Keser misin saçımı? Arkadaşlar saçımı kesmek istiyorsanız da like atmayı unutmayın. Ama yanıma alet getirmeyi unuttum. Yemin etsene. Vallahi. Arkadaşlar motoru indiriyoruz şimdi. Aha donuyor. Yani Ali'nin evine motorla geldik. Neden? Yağmur yağıyor diyor. Kardeşim OM farkı diye biz buna diyoruz. Eyvallah. Lan o isteyeyim kurtar. Evet. Aaaa. Abi nasıl bir profesyonellik yapıyoruz biz ya. Korona. Kardeşim korona var. Ama aynen, korona mola da değil gibi. Ben evden çıkmıyorum. Arkadaşlar alet malet. Hadi eşyalar al. Hadi şimdi motoru garaja getirelim. Motorumuz otoparkımıza gidiyor. Biz de buraya geliyoruz. Odakla.
Ali. İyi kanka, sen ne yapıyorsun? İyi. Altı nasıl iniyorsun? Kanka o bir gitsin alırız onu. Nasıl ya? 2-3 kişiyi bırakalım buraya. Kanka burası... Kanka nereye geldik biz ya? Kanka mutfağa bok götürüyor biraz ama... Benim değil vallahi, arkadaşlarım geldi, ona ayrılsın. Benim ulaşım değil. Vallahi değil lan, yemin ederim. Biz gidince de şimdi arkadaşlarım yaptı, onlar... Evet, öyle diyorlar. Lan. Tabii laf şeye, pencereye açabilirsiniz. Ben şu çocuğu alayım da. Patronumuz geldi yanımıza. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kadınlarınız çok güzel. Ne? Arkadaşlar Bülent falan filan Bediren hepsi gitti. Evde yalnız kaldık ve ikinci gündeyiz. Ve şöyle bir karar aldık. Burada bir sürü videolar çek. Ya ben konuşmayayım kanka, kızıyorlar sonra. Kanış lan kanış. Yok kanka, konuşmayacağım, istemiyorum. Vallahi moralim bozuluyor sonra. Hadi Ali'yi sevenler yoruma yazsın. Beni sevenler yoruma yazsın arkadaşlar. Sevmeyenlerle kapışalım. Arkadaşlar kafamın üstü gözükmüyor. Ali kamerayı tuttuğu için şöyle dönüyor. Boyuma dal geçme lan. Boyuma dal geçme. Ama ne yapayım kanka, kafamın üstü gözükmüyor. Eğileyim yani. Bekle, ben koltuğun üstüne çıkacağım. Tamam. İşte ben de senin kafanın üstü gözükmüyor. Neyse dur. Arkadaşlar benim yar gözlüğüm falan var. Dur. Devam ayarlayacağız, dur. Aynı boydayız. Arkadaşlar benim, ya dur. Benim yar gözlüğüm falan var. Onları zaten size videoda azıcık göstereceğiz ama Oğuzhan'a çok güzel bir yar çekeceğiz. Forza videosu istiyormuşsunuz. Böyle challenge'lı Forza videosu yapacağız. Bir de VR gözlükle gerçekçi şekilde BMW M4'le yapmayacaksın. VR gözlükte Forza açılmıyor arkadaşlar. Assetto Corsa var. Onu kullanarak arabanın içini falan ayrıntılı bir şekilde gözüküyor. Onun videosunu da istiyorsanız yine yorumlara yazın. Çekelim veya Ali ile birlikte Forza'da yanlamamızı, gezmemizi, eğlenmemizi ve Forza'da yarışlar yapmamızı istiyorsanız videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz ve kanala hala abone değilseniz de abone olabilirsiniz ve Ali'nin kanalında abone olabilirsiniz. Sağ ol kanka. Ve burası arkadaşlar Ali'nin yeni pavyon evi. Aynen, pavyonsuz olmuyor. Yani karantinada burada canınız sıkılmıyor. VR gözlüklerden tut, direksiyonlardan tut, ekranlardan tut, tüm teknolojiye ve gece gazino olma özelliğine sahip olan bir yer. Yani kardeşim ne güzel evim var ya. Belki başlandı. Hepsini bir daha mı diyeceğim? Hayır, hepsini bir daha. Hayır, ne kadar güzel evim var. Kardeşim ne kadar güzel evim var ya. Ben de mi burada mı yaşayayım? Ben de burada yaşamaya mı başlasam acaba? Olur kanka. Bu arada arkadaşlar sokağa çıkma yasağı var. Bugün bir de orucumuzu da beraber açacağız, onu da söyle. Birlikte oruç tutacağız, birlikte orucumuzu açacağız ve 4 gün sokağa çıkma yasağı var ve ben bu yasağa kalabilmek için buraya geldim. 4 gün boyunca burada videolar çekeceğiz, eğleneceğiz. Evet. Kanka evin çok sıcak. Evet, onu fark ettim. Şimdi evimin adresini gösteriyorum. Bulan adamdır. Bulana akademik. Evet arkadaşlar, burada üçüncü günüm, konuşmam böyle. Ali gece gündüz VR'da oyun oynuyor. İyiyim. Kanka mal mısın? Ya arkadaşlar işte böyle bir şey. Harbi mal mısın, ben görebiliyor muyum önümü? Buraya girmemen gerekiyor. Şu alana girdim ben, şu ekranı gösterecektim. Darbe geldi. Neyse. Kanka, neyse, bir şey olmadı. Olmadı mı? Kanka bak, ben buraya vuruyorum, tamam mı? Bak, hep buraya vuruyorum, tamam mı? Arkadaşlar böyle bir şey. Ya gerçek hayatı unutuyorsunuz arkadaşlar çünkü... Bakın boğazını keseceğim, göster. Gösteriyor musun? Kanka. He, gösteriyorum. Mesela bak, bu şekilde... Boğazımı kestim arkadaşlar. Mesela. Arkadaşlar gerçekten çok gerçekçi bir bunu taktığınız zaman... Karşınıza zombi falan geldiği zaman korkuyorsunuz. Ve kaç gündür oynuyoruz falan filan, daha güzel oyunlar var. Assetto Corsa, Forza Horizon gibi oyunların gelmesini istiyorsanız da like atabilirsiniz arkadaşlar. Ya, araba kullanırken de gerçekten çok gerçekçi gibi, zaten burada direksiyonumuz da var. Aynı zamanda burası bir diskoya dönüşebiliyor. Ya şuna baksana. Adamı yumrukluyor. Kalktı. Falan filan işte ya. Lan kız. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Ben burada psikoloji pasta yaptım. Ve aynı zamanda dün yaptığım makarnayı sıkıyorum. Bir de burada tavuk yapacağım, kuru soslu.
Bir de yumurta haşladım. Bir de yumurta haşladım arkadaşlar. Oğuzhan ise burada oyun oynuyor. Kardeşim neredesin? Kanka zombi avlundayım. Hadi gel, gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zombi avında. Kanka kafasını patladı. Hayır kanka işte kafası burada. Kanka selam yolla video. Arkadaşlar selamlar. Ellerini sallayarak yolla ama. Dur iki tane adam geldi lan. Oğlum yazık lan sana. Kanka eğil, eğil kafasına vur. Patlat kafasını. Al sana tekme. Şimdi bak ona tekme atacağım. Ne var ya? At bakayım. Kanka yere düşürdün. Peki iki silahını da koyup yumrukla adam öldürebilir misin kalbini sökerek benim yaptığım gibi? Yere onu da yere at, onu da yere at, onu da yere at. Kanka öyle zor. Hayır yaparsın. Kafasını yumruk atacaksın sadece. Ellerini sık. Ellerini sık. Kafasına yumruk at. Kafasına. Kafasına atman lazım hadi. Kafasına. Aynen şimdi kalbini sök vurura vurura. Aynen bak söktün. Şimdi onun kalbini ye. Ye kalbini al yerden ye. Kanka. Kalbin süresi doldu. Ha. Kanka silahlarını alabilirsin istersen artık. Yumruk ata ata. Onunla mı kalbini sökeceğim? Kanka ye onun kalbini. Güçlendin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karantinada sıkılmıyoruz. Değil mi kardeşim? Aynen efsane kardeşim. Ve o kadar gerçekçi korkuyorum. Lan sen nereden geldin? Kameraya vuracaktın az daha benim yaptığım gibi. Neyse biz bu şekilde oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bunların videosunu gelmesini istiyorsanız bir videoya like atın. Ve ne oynamamızı istediğinizde yazın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanka gel videoya selam yolla. Dur şunu kalbine atayım. Kanka yok oldu. Kanka selam yolla buradayım. Kanka burası dünya. Burası dünya. Arkadaşlar sizi tanımak çok güzeldi. Böyle videolarda istiyorsanız telledim bu arada. Yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi savur yapacağız. Ben gösterdim ne yapacağız. Şimdi savur yapacağız. Aynen. Ve yoruldum bu arada. Hatta burada da videomuzun sonuna mı gelsek ya? Öyle mi yapalım? Sizi tanımak güzeldi. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saçımı oynayayım. Sizden hoşlanıyorum arkadaşlar. Öyle mi oluyor kanka? Evet, kızlar saçıyla oynarsa hoşlanıyor demek. Erkekler oynarsa? Hoşlanıyor demek. Erkekler oynamıyor.